İslamiyet'ten kıl ucu kadar bile ayrılan bir kimsede ahval ve mevacit hasıl olursa bunlara istidraç denir ki onu dünyada ve ahirette rezil olmaya sürükler. Ve bazı insanlarda harikulade haller görülebilir. Bunlara istidraç denir. Kafir cinlerle anlaşma yapmıştır. Kafir cinler ona yardımcı olurlar, istihbarat verirler. Ve etrafındaki insanlar der ki, aa geçmişimde şunu yaşamıştım, bu bana söyledi. Demek ki bu çok kutsal bir insan. Namaz kılmıyor, içki içiyor. Ben de onun gibi olabilirim. İstidraç. Kafir cinlerle işbirliği yapmış. Geçmişe dair bilgi verdiği için geleceğine dair sana bir şeyler söylüyor ve sen de buna inanıyorsun. Geçmişime dair söylediği şeyler doğru çıktı. Demek ki geleceğimi de biliyor. Ya geleceği Allah'tan başkası bilemez diyor Kur'an. İnkar ettin. Artık bir bid'at ehline uymakla kalmadın, aynı zamanda kafir oldun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Çünkü geleceği Allah da bilir dedin, bu adam da bilir dedin. Allah Teala'nın sevgili peygamberine aleyhissalatü vesselam, ayak uydurmayan bir kimse felaketlerden kurtulamaz. Birkaç günlük dünya hayatını Allah Teala'nın razı olduğu şeyleri yapmakla geçirmelidir. Bir kimsenin işlerinden onun sahibi razı olmazsa onun yaşaması nasıl olur? Senin sahibin kim? Seni kim yarattı? Allah Teala. Şunu düşüneceksin yaptığın her işte. Rabbim benim yaptığım bu işten razı mı? Şu anda yaptığım bu işten razı mı? Razı değilse nasıl huzurlu olmayı düşünüyorsun? Nasıl mutlu yaşamayı düşünüyorsun? Bak para durumun, maddi durumun ne kadar yüksek olursa olsun. Huzur başka bir şeydir, mutluluk başka bir şeydir. Her zengin mutlu değildir. Aksine büyük başın derdi büyük olur. Ne zenginler tanıyorum ben? Adam yemek yiyemiyor ya. Parasını yiyemiyor adam. Midesinde Allah hastalık vermiş. Patates yiyor. Günde iki öğün patates yiyor adam ya. Zengin. Yiyemiyor. Allah izin vermiyor. Huzur, mutluluk başka bir şey. Hak Teala onun büyük küçük her yaptığını bilmekte ve görmektedir. Hazırdır ve nazırdır. Utanmak lazımdır. Eğer bir kimsenin onun çirkin ve kötü işlerini gördüğünü anlasa, onun gördüğü yerde bozuk bir şey yapmaz. Ayıplarını, kusurlarını onun gördüğünü istemez. Yani yanında bir belediye başkan kalemi var diyelim. Şimdi sen onun yanındayken küfredebilir misin? Neden? Çünkü bir devlet adamı yanında, bir belediye başkanı, kayınpederim yanında, babam yanında, amcam yanında küfredemem, utanırsın. Kadınların olduğu bir ortamda küfredebiliyor musun? Edemiyorsun. Allah'tan korktuğun için değil, kadınlardan utandığın için edemiyorsun. Şimdi İmam Rabbani diyor ki, yahu insanlara verdiği saygıyı, değeri, hürmeti Allah'a vermeyen bir adamdan ne beklenir, ne hayır beklenir? Maskeli değil midir, sahtekar değil midir? Sahte muhafazakar değil midir?